Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon kardeşler. İstiklal kündülü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan kün tertipteki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kınemsiz dikkatler ekranımızda bulsun. Xitay Hindistan'dan derhal asker çekindirişini talep kıldı. Dovi haberleri doğrunun bugünkü haberde bildirilişçe Xitay Hindistan'dan derhal asker çekindirişini talep kıldı. Xitay armiyasının g'arbiy qism jang rayoni bayonatchisi Jang Shuili 31 avgust Xitay Hindiston chegarasidagi to'qunish haqida bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda munularni bildirgan. Hindiston armiyasi ikki tarafning dastlabki ko'p qatlamli so'kpitida hosil qilingan o'rtaq to'nishga buzg'unchilik qilib, Pangong ko'lining janubiy qirg'og'i va Rechen eg'izi atrofida yana qonunsiz holda chegaradan o'tib, uchqashqari qutrat qo'li qilib chegarada jiddiylik paydo qildi. Hindiston tarafining bu harakati Xitoyning egalik huquqiga ig'ir daxli ta'rif qildi. Xitoy Hindiston chegara rayonining tinchligi va muqimligiga ig'ir buzg'unchilik qildi. Xitoy taraf buningga qat'iy qarshi turdi. U yana bayonotida biz Hindiston tarafdan qonunsiz chegaradan o'tayotgan askarlarni darhol chekindirishini, oldin qisabdagi askarlarni qattiq kontrol qilish va cheklashini, vaziyatning texamo keskinlashib ketishidan saqlanish va'dasiga astoydil amal qilishini talab qilamiz. Xitay armiyasi zurur taqabil turish tadbirlarini qo'llanmoqda, vaziyatning taraqqiyotiga yaqindan diqqat qilmoqda. Xitay o'zining egalik huquqi chegara rayonlarining tinchligi va muqimligini qat'iy qo'g'daydi. Hindiston xabar manbalari 31 avgust tushdan keyin texamo ko'p tafsilotlarni oshkorlab, Xitay armiyasi 500 dan ortiq askarning Pangong ko'li atrofidagi Hindiston zaminiga kelish uchun harakat qilganligini, biroq Hindiston armiyasining bu o'rinlarni Xitoydan burun egallab olganligini bildirgan. Hindiston davlat mudofiyasi yana Hindiston armiyasi amaliy kontrol chizig'idan o'tayotgan taxminan 25 Xitoy askarini to'sib olganligini xabar qilgan. Uyg'urlarga majburiy ichkizilgan dorining virus bilan aloqasi yo'qligi oshkorlandi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha uyg'urlarga majburiy ichkizilgan dorining Xitoy virusining oldini olish bilan hech qanday munosabati yo'q ekanligi bildirilgan. Xabarda aytilishicha Amerika Birlashma agentligi muxbirlari Sharqiy Turkistondagi ayrim tekshirish o'rnidan qo'yib berilgan bir necha kishini ziyorat qilgan. Ismini oshkorlashni xolimagan 30 yoshlik Uyg'ur ayol muxbirga o'zining yuqumning yuqori mazgilda tutib turilganligini, Xitoy doirlari uni noma'lum dorini ichishga majburlagandan keyin ko'ngli aynib, o'zini ojiz va kasal his qilganligini, uning bilan bir kamerda turgan tutqunlarni haftada bir qatim barliq kiyimlarini majburiy saldirib, ularning badini hamda kameraga dezinfeksiya dorisi purkaydiganligini, terisi ko'ygandek sezimda bo'lganligini, qo'llarining kardin chiqqanligini oshkorlagan. Xitoy doirlarining yaqinda Sharqiy Turkistonda yo'l qo'ygan ba'zi qilmishlarini mutaxassislar davolash axloqiga xilofliq qilmish deb baholagan. Qattiq kelinkilik sinoqdan o'tishni rad qilganlarni tutib ketadiganligi haqida tahdid solgan. Xitoy doirlari 7-oyning 30-lardan boshlab Sharqiy Turkistonda 826 kishining Xitoy virusi bilan yuqumlanganligini dokulat qilgan. Shuningdan beri uylarini qulplab qattiq vositalar bilan xalqni qamal qilgan. Bu qamal 45 kun davomlashgan bo'lib, Xitoy Sharqiy Turkistonni yuqumlanguvchilar 50 mingdan oshgan Wuhanda muqattiq qamal qilgan. Birlashma agentligining oshkorlashicha Uyg'ur ayol bir oydan ko'proq qamalgandan keyin qo'yib berilgan. U uyiga qaytib kelgandan keyin yanali sirtqi chiqishiga ruxsat qilinmagan. Yerlik doirlar har kuni bir qatim uyiga kelib, hech qanday tushundirishi bo'lmagan dorini ichishga majburlagan. Agar ichmasa, yana qamab qo'yadiganligini aytgan. Ilgiri surilishcha Sharqiy Turkiston xalqi ichishga majburlangan dori Lianhua Qingwen deb atalgan Xitoy tibabiti dorisi bo'lib, mazkur dori ilgiri Amerika tamojna xodimlari tomonidan tamojnada tutib qilingan. Amerika yemaklik va dori boshqarish idorasi FDA mazkur dorini tekshirish orqali bu dorining virus yuqumiga qarata hech qanday davolash unumi yo'qligini, Xitoyning bu qilmishining faqat aldamchilik ekanligini bekitgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi Chex bosh elchisini chaqirtib norozilik bildirdi. Fransiya xalqaro radiosining bugungi xabarida bildirilishicha Xitoy tashqi ishlar ministrligi Xitoyda turishliq Chex jumhuriyatining bosh elchisi Vladimir Tomshikni chaqirtib norozilik bildirgan. Xitoy muavin tashqi ishlar ministri Chengang Chexning Xitoyda turishliq bosh elchisi bilan ko'rishganligini va Chex kengash palatasining boshlig'i Westerchilning Tayvanni ziyorat qilganligini ayiblaganligini aytgan.
Xitoy tashqi ishlar ministrligining rasmiy to'r bekitida xabar qilinishicha, Xitoyning Chexdagi bosh elchixonasi mo Chexning Xitoydagi bosh elchixonasi va Chex tashqi ishlar ministrligiga ko'rishish taklifi sunilgan. Xabarga asoslanganda Chingang Vladimir Tomshikqa Milosh Vesterkel Xitoyning qat'iy qarshi turishiga pisand qilmay, Tayvanni ziyorat qilishda ching turdi. O'zining manfaatini ko'zda tutib, Tayvan doiralarining va Xitoyga qarshi kuchlarning qutirtishi bilan Tayvan mustaqillik bo'lguncha kuchlari va bo'lgunchilik faoliyatlarini ochiq-oshkora qo'lladi. Xitoyning egalik huquqiga og'ir daxli ta'rif qildi va Xitoyning ichki ishlariga aralashdi deganlarni bildirgan. Markaziy axborot agentligining xabar qilishicha, Chingang Chex tarafni Xitoyning egalik huquqi va zamin butunligini qo'g'dash irodasini to'liq mulkarlamaslikka, ikki tarafning munosabatiga ziyon yetkazmaslikka chaqirib voysig'an. Pompeo barlıq Xitay oquqçular və tədqiqatçılarının Amerikaya kelişi çəklənişi mümkün dedi. Amerika Avazı Torunun xəbərdə bildirilişə, Amerika Taşqı İşlər Ministeri Mike Pompeo, Prezident Trump'nın barlıq Xitay oquqçular və tədqiqatçılarının Amerikaya kelişini vaqtlıq çəkləş tədbirini əstaydıl oylişi vatqallıqını pürütüb ötdi. Pompeo 31 avqust Washington'daki bir yerlik radio kanalının ziyaretini qəbul qılğanda, Xitay Kompartiyasının hər xil vasitələr arqalıq Amerikanın universitetləri və tədqiqat orqanlarına sınıb girib, neçə 10 milyard dollar qiymətindəki aqli mülklərini oğurlaganlığını, Trumpın bu məsələni həll qilish qərarına gəlganlığını bildirdi. Riyasətçi Pompeo'dan əgər bir neçə il içində barlıq Xitay oquqçular və tədqiqatçılarının Amerikaya kelib oquşu və tədqiqat bilan şüğullanışı çəklənsə, bu məsələnin həll buludığan yoki bolmaydığanlığını sorğan. Pompeo bununğa cavab berib, gerçi Amerikaya kelgan Xitay oquqçularının hammasi kompartiya üçün xizmet qilmasimi, amma prezident Trump bu tədbirni əstaydıl oylishibatdı degan. Pompeo Xitay oquqçular və tədqiqatçılarının umumiyyüzlük çəklənişinin səbəbi haqqında texmi içkirləb toxtulub, bəlkim siz onlarını həqiqi məndiki casuslar deb qarmaslığınız mümkün. Amma Xitay kompartiyası onlarının ailesiga qollanğan türlük vasitələr səbəblik Köpligan oquqçular Xitay Kompartiyasını axbarat bilan ta'minlash haqida kuchlik besimiga duch keladi deganlarini bildirgan. Prezident Trump bu yil 5-chi ayda bir buyruq e'lon qilib, Xitay armiyasi bilan munosabatlik maktablarini bitirgan Xitay oquqçularining Amerikada yuqorilab o'qishi va tadqiqot bilan shug'ullanishiga cheklama qo'ygan edi. Qozog'iston Xitoyga qarata neft eksport miqdorini azaytdi. Reuters agentligining 31 avgustdagi xabarida bildirilishicha, Qozog'iston 7 va 8 aylarda Xitoyga qarata neft eksport miqdorini zo'r darajada azaytgan. Qozog'istonning 7 ayda Xitoyga eksport qilgan neft miqdori 6 aydagi 99 ming tonnadan biroqla 12 ming tonnaga tushib qolgan bo'lib, 3 aydan buyonqa eng tuban chekka yetgan. 8 ayda bo'lsa 10 tonnaga tushib qolgan. Alaqadar shaxslarning bildirishicha Qozog'iston neft eksport qilguvchi davlatlar tashkiloti bilan neft eksport qilmaydigan davlatlar o'rtasida birlikka kelingan kelishimga asosan neft ishlab chiqarish miqdorini azaytgan. Xitoy virusi yuqumi sababli Qozog'iston ichidagi neftga bo'lgan ehtiyojning eshishimi eksport miqdorini azaytishga sabab bo'lgan. Bulardan sirt Qozog'iston Rossiya orqali g'arbga neft eksport qilganda olgan foydasi Xitoyga eksport qilgandan yuqori bo'lib Her tonnunun bahası da 5 dollardan 25 dollargacha farqlandigan. Xitoylarning Mongol tilini cheklashi keskin tanqidlandi. Xitoy rejimining 2020 yil sentabr oyidan boshlab Ichki Mongol avtonom rayonidagi boshlang'ich va o'rta maktablarda til adabiyot, siyosat va tarix darslarida Mongol tilini butunlay bekor qilish hamda bu darslarni Xitoy tilida o'tish qarori chet ellardagi Mongol jamoatining keskin tanqidiga duch keldi. New York vaqti gazetasining 31 avgustdagi xabarida aytilishicha, bu qarorga norozilik bildirish uchun New Yorkdagi Janubiy Mongoliya kishilik huquq markazi norozilik namoyishi o'tkazgan. Namoyishda ular bizning ona tilimiz Mongol tili, bizning Mongol tilidan boshqa kimligimiz yo'q degandek shiorlarni to'lg'an. Mazkur tashkilotning raisi Engi Batu Togochok bu haqda so'z qilib, biz siyosiy jihatdagi barliq avtonomiya haqlarimizni yo'qotdik. Endi bizning tildan boshqa nimamiz qoldi degan. Xitoy rejimi bundan ilgari Sharqiy Turkistondagi barliq boshlang'ich, o'rta va oliy maktablarda Uyg'ur tilidagi darslarni amaldan qoldirib, ularning o'rniga Xitoycha darslarni saplagan edi. Ammo Xitoy rejimi hozirgacha biz qo'sh tillik o'qitishni ijro qilyapmiz deb davrang selayotgan bo'lib Uyg'ur o'quvchilariga Xitoyning qadimki zamondagi ko'ngizchi dasturlarini yodlash
Kongzice ve kademi Xitay üslubu da kiyinişini kullanan idi. Şu sebepten bu bazı analizciler bu halini Xitay rejiminin aşkarı halde Uyghur dilini çekilişidin başka narsa emez tepten kıtligen idi. Emdilikte bu halinin İçki Mongol Abdunum rayonunda körülüşü Xitay rejiminin bu tedbirlerinin mahiyetini tihimi aşkarıldı. Avrupa İttifakı Gürsiyani Türkiye bilen diyalogu ötküzüşke çakırdı. Atina dairleri ciddicilikini ulgayt küçük adamlarına her günü yenilerini koşuşunu devamlaştırmakta. Mısır bilen denizdeki salahiyet sahaları doğrusu halkara kanunu bir çetki kayırıp koygan halde bir kilişim imzalıgan Atina hükümeti ciddicilikini ulgayt edigen yeni bir kademini taştaşkı tayarlı kılmakta. Gürsiyat Taşkı İşler Ministeri Nikos Dendias Real News gezisinin suallarına cevap verip, şerait pişip yetiler yetilmeyle Kıbrıs Rim tarafı bilen bu alahide iktisadi rayonunun çigrasını görüştüdüğün bir kelişim imzalayımız dedi. Ve sözün devamlaştırıp, mezkur kelişim arkalık denizdeki salahiyet sahalarının resmilikki iki buluduğallıkını ilgiri sürdü. Mutakhasistlerinin karışça Dendias'ın iğvager bayanatının hiç kanda kanuni asası yokken. Çünkü Grisya bilen Sipros Rim tarafı sahilleri öz ara tutuşuduğun çigralarına iyi emezken. Gürsiye hazırkı şaraitte meis arılını çörüdüken halde bir çekleme kilişimi imzalayalaydıqallıqını ilgiri sürvatkan bosumu halkara kanunu körüstülüşçe arallarının Gürsiye ilgiri sürvatkan derecede deniz sahesi ve alahide iktisadi rayon elan kılış hakkı yokken. Bu Gürsiye'nin mu Rim taraf bilen deniz salahiyet sahesi çigrası yokluğunu körüstüdüken. Grek minister koşunları bilen diyalog ötküzüşünü kollaydıqallıqını ilgiri sürsümü Atina'nın asasi garizinin Türkiye'nin rayondaki faaliyetlerinin aldığını ilişkildeki malum. Yeni bir taraftan Avrupa İttifakı Gürsiyani diyalog ötküzüşke çakırıp, ciddicilikini ulgaytip etedigen bir tereplime kademlerini taştaşının oranına Türkiye bilen diyalog ötküzüşke ihtiyaç barlıqını okuturdu. Avrupa Komiteti bayanat verip, meselege diplomatik çare tepiş üçün tırışçalık görüsü vatkallıqını bildirdi. Türkiye bilen diyalog ornatışkı ihtiyaç bar deyilgen bayanatta ciddicilikini ulgaytip etedigen bir terepleme kademlerini taştaştın sakılınış lazımlığı tähkitlengendikken bu her iki terep üçün paydalıq degen ibarlarga orun verildi. Aljiriya ve Malaysiyadan kelgen bir heyet Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti'de ziyareti buldu. Heyet Aljiriya İctimai Munbirinin Muavin Reisi Nurul İslam Tuat Kuala Lumpur Pikir ve Medeniyet Munbirinin Türkiye'deki vekili Muhammed Fatih Dural, Kudsit Kudus Cemiyeti'nin muavin reisi Durali Erdoğan Efendi Katarlıklardan teşkillengen. Heyetini Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan, Şarkı Türkistan Soğudu Sanayiçiler Birleşmesi Vekili Nizamedin Temkini, Kökay İnsani Yardım Vakfı Reisi Abdurrahim Aziz Oğlu Katarlıklar Cemiyet İşhanesi kütüvaldi. Heyetke Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyet ehvali Xitay tecavüzcilerinin Şarkı Türkistan'da yürgüzvatkan bastırış ve kırgın kılıç cinayeti tepsili tanıştırıldı. Hem de öz ara Şarkı Türkistan davasını İslam dünyasında kün tertipki keltiriş meseleleri hakkında fikir almıştırdı. Bengal'daki su apetlerde kaza kılgallar sani 251 yetti. Bengal Sahiye ve Aile Bayaşatlıkı Ministerliği bayanat verip 30. iyundan buyan devamlaşıvatkan şiddetlik yağmur payda kılgan su apetlerde 251 adamın kaza kılganlığını uxturdu. Bayanata 57 mingden artık adamın paskını sular payda kılgan keselliklerge duçar bulganlığı eskertildi. Su apetleri görülgen rayonlardaki 100 minlerce kişinin öy makallarından ayrılıp kılganlığı bildirilgen bayanata 5 milyon adamın su apetinin ziyniğe uçurganlığı kayıt kılındı. Yeni bir taraftan su apetlerinin yezi egilik mahsulatlarına yetküzgen ziyininin 156 milyon 600 bin dolarına yetkerliğe eskertildi. Şarkı Akdeniz'deki faaliyetlerimizin nişani hak adalet. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şarkı Akdeniz ve Ege'deki faaliyetleri arkalık hak ve adalet yolu da izlini matkallıkını etti. Erdoğan, Beştepe Sarayı Millet Kurultayı ve Medeniyet Merkezi'de ötküzülgen 2020-2021 yıllık Adliye Yeli İçiliş Marasımı'da kılgan sözü de özlerini çoğun, küçülük, bay ve galip deyip karaydıgan devletlerinin zalimliklerini yuşuruşuğa, süni siyasi ve diplomatik kahramanlıklarının yeterlik bulmayı vatkallıkını eskertiş bilen bir vakitte demokratiyaya, bihaterlikke ve paravallıkka malum cemiyetler ige. Başkalarının ularga hizmet kılışının sırtıda hiç kanda kıymeti yok deb karaydıgan
bimani anının paş bolganlığını tekitlep mundaq dedi. Türkiye'nin Şarkı Akdeniz ve Ege'deki faaliyetlerinin nişani hak ve adalet yolu da izlenişdir. 780 bin kvadrat kilometrelik payansız teritoriyaya karamay, Türkiye'nin 10 kvadrat kilometrelik bir aral arkalık sahillerine bent kılıp koyuş teşebbüsü haksızlık ve adaletsizliknin en roşen namayendisidir. Doğu Akdeniz'deki, Ege'deki faaliyetlerimizin de özünde hak ve adalet arayışı vardır. Türkiye'yi 780 bin metrekarelik devasa büyüklüğüne bakmadan 10 kilometre karelik bir ada üzerinden kıyılarına hapsetme girişimi haksızlığın ve adaletsizliğin en açık ifadesidir. Etraftaki her bir devletin hakkı bolgan Akdeniz'in baylıklarının üstüde yetiveliş tercihalıkının del zamanevi müstemlekçilikten en yarkın ifadesi işkerlikini eskertken Erdoğan mundaq deb görsetti. Biz bu kölenge oyunudun cah duyup gettik. Özgimi paydası bolmagan bir devletini Türkiye'ye okşigan rayonluk ve yerşari karakterlik bir küşünün aldığı etip, yem kılışkı urunuş, tolumu külkülük buluşkı başladı. Devletimizge düşmanlık kılgıçlar kayısı yusundu birleşse birleşsin, Türkiye'nin kudret tepişiga asla toskulluk kılalmaydı. Türkiye'deki Xitay virüsü hakkında en yeni malumat. Türkiye'de yakınki 24 saat içinde Xitay virüs sebebinden 44 kişi kaza kıldı. Şunun bilen virüs otturgu çıkkanda bayan kaza kılganlar sani 6370'ye yetti. Bir gün içinde 110.102 kişi tekşürülgen bulup, bunlardan 1587 kişi de virüs baykaldı. Muşu 24 saat içinde sakayıp doktorhandan çıkan 1087 kişi bilen koşulup, sakayganlarının umumi sani 244.926 kişiye yetti. Sahiye Ministerliği Xitay virüsü xatırının hele hem küçülük ikerliki, şunun maske takış, ictimai arlık saklaş ve tazılık riayi kılışının intayın muhim ikerlikini eskertmekte. Hürmetli izleyiciler, görüşler. Şuna kalıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kalıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eylemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.